Merhaba, ben Nefise. Uluslararası Balkan Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisiyim. Daha doğrusu birkaç gün önce mezun oldum ve okulun birincisi olarak seçildim. Lise son sınıf öğrencileri iyi bilir, üniversiteye kayıt döneminde çok fazla karmaşık duygular içerisinde oluyorsunuz ve birçok kararsızlıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Benim dönemimde iki tane seçenek vardı. Biri İzmir 9 Eylül Üniversitesi, diğeri de Uluslararası Balkan Üniversitesi. Her ikisinde de burslu eğitim hakkı kazanmıştım ve bir seçenek yapmak zorundaydım. Sonuç olarak Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni seçtim ve bu verdiğim en doğru karardı diyebilirim. Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne kayıt sürecinde ilk önce İngilizce yeterlilik sınavına girdim ve bunu başarıyla geçtim. Kayıt sürecinde öğrenci işlerimiz hepsi çok sıcak davrandılar. Çok güzel bir kayıt dönemi geçirdim diyebilirim. Sınav döneminde kesinlikle bu metodu kullanıyordum diyebileceğim bir çalışma yöntemim yoktu. Fakat şunu söyleyebilirim. Bir günde sadece bir derse odaklanmamaya çalışıyordum. Mesela bir saatte bir dersi, diğer saatte de diğer dersi çalışmaya gayret gösteriyordum. Ki hem canımın sıkılmaması için hem de biraz değişiklik olsun diye. Bunun dışında derslerde aldığım notlar da çok yardımcım oluyordu. İnternetten yaptığım ekstra araştırmalarda hem dersi çok daha kolay kavrayabilmem için yardımcı oluyordu. Hem de sınav esnasında ders dışında ekstra bir yorum yazmak bu hocanın da hoşuna gidiyordu. Kesinlikle. Zaten kendime zaman ayırmak benim için çok önemli. Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde okumanın avantajlarından biri de bu. Mesela Makedonya'da diğer üniversitelerde kesinlikle takip edilen bir akademik takvimi yok. Mesela ne zaman sınav olacağınızı bilmeyebilirsiniz. Fakat Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde akademik yılının en başından beri size bir akademik takvimi veriliyor. Ne zaman sınav olacağınız kesinlikle belirli ve siz de hayatınızdaki planları buna göre yapıyorsunuz. Mesela ben kendime tabii ki zaman ayırıyordum. Bunda işte resim çizmeyi seviyorum, tiyatrolara gitmeyi seviyorum, seyahat etmeyi ve yurt dışında projelere katılmayı çok seviyorum. Kendime zaman ayırdığım zamanlarda bunları yapıyordum. Evet, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin düzenlediği hem sosyal hem de akademik çalışmalarına katıldım. Benim için en önemlilerinden biri de akademik çalışmalarından biri, yani Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Öğrenci Kongresi'ydi. Burada organizasyonda görev aldım. Sekreterlik ve Dış İlişkiler Ofisi'nde görev almıştım. Çok güzel bir deneyimdi. Kendimi hem akademik olarak geliştirdim hem insanlarla iletişimim gelişti. Bunun dışında Erasmus Değişim Programı'na katıldım. Benim tercihim Türkiye, İstanbul'du. Orada çok güzel deneyimlerim oldu. Birçok değişikliklere yol açtı. Öncelikle bilgi birikimim ve deneyimim çok gelişti. Bir insanın bilgi birikimi ve deneyimi gelişince bu karakterine de etki ediyor. Yani daha profesyonel, daha olgun, daha kendini geliştirmiş bir karaktere geldiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda yabancı dillerim, özellikle İngilizce dilim çok gelişti. Birincide Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde kayıt yapan Nefise'nin İngilizce seviyesiyle şu anki Nefise'nin İngilizce seviyesi arasında çok büyük bir fark var. Bunun dışında burada biliyorsunuz uluslararası bir ortam var. Burada çok güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Mezuniyet töreni başlamıştı. İşte arkadaşlarımızla Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde geçirdiğimiz güzel zamanları konuşuyorduk. Birdenbire sunucunun şimdi üniversitenin en iyi öğrencisini açıklayacağız dediğini duyduğumuzda hemen dikkatimizi ona verdik. Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Öğrencisi Nefise Şaban dediğini duydum ve hemen kendimi sahnede buldum. Bu benim için büyük bir sürprizdi çünkü birinci olma ihtimalim vardı fakat diğer öğrenciler de çok başarılıydılar ve aramızda çok az bir fark vardı. Yani emin olamıyordum. Bir diğer sürpriz de ödüllerimi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sayın Başbakan Zoran Zaev'den almam oldu. Bunun dışında sahneden indiğimde tüm arkadaşlarımdan, hocalarımdan, ailemden hepsinden çok güzel tebrik selamlaşmaları aldım. Aynı zamanda sahnedeyken de tüm diğer arkadaşlarıma da seslendim ve bu benim için gurur verici bir şeydi.
Bunun dışında bana bugüne kadar destek olan aileme, özellikle anneme buradan çok teşekkürlerimi sunarım. Aynı zamanda tüm bilgi birikimimde ve deneyimimde, bugüne kadar gelmemde etkileri olan tüm fakülte hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Aday öğrencilerin Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne başvururken seçim yapabilecekleri birçok alan var. Ben öğrencilere ilgi alanlarına göre seçim yapmalarını öneririm. Bunun dışında bildiğiniz üzere Uluslararası Balkan Üniversitesi %100 İngilizce eğitim vermektedir. Bu yüzden öğrencilere üniversiteye başvurmadan önce İngilizce dillerini geliştirmelerini veya üniversitemizin sağladığı hazırlık okuluna gitmelerini öneririm. Burada çok güzel bir uluslararası ortam var. Hepinizi bekleriz.